Evet Kadir, jüri üyelerimize dönelim. Şimdi, önce ben. Konuş. Bugüne kadar popstarlarda yapılmış, gelmiş geçmiş en kötü performans. Ben daha kötüsünü ne dinledim, ben daha kötüsünü ne de gördüm. Bu nedir? Kulak bir tane kelime tırmaladım. Anlamadım. Çok tatsız. Lezzetli. Bu şarkı niye bu tondan okunuyor? Bu neyin ispatı? Tamam anladık sesini ama bu ne? Bu ne? Bir tane kelime anlamadım. Bir tane kelime. Yani bu neyin ispatı? Tamam anladık. Sesin oraya çıkıyor. Oraya çıkılacak şarkı var. Oraya çıkılmayacak şarkı var yahu. Bir de ne kadar zor bir şarkı seçmişsin. Yani ne kadar yüksek ton. Kafa sesi dinledik bayağı ve kulaklarımız tırmalandı. Lafları anlamadık. Senin gibi güzel sesli, yetenekli bir çocuk... Kendi bacağına sıktın yani. Ve yıllardır söylüyoruz. Star olmak biraz da zeka işi. İnat işi değil. Bir bakmak lazım, bir dinlemek lazım. Şimdi gitsen yarın Kanal D.com.tr'den kendi performansını seyret bakalım. Bir dinle. Gerçekten yoruldum dinlerken. Kulaklarım tırmalandı. İnanılmaz yani. Gerçekten inanılmaz. Bir de sıkıntı şeyde oldu galiba, düzenleme modern caz, bayağı saksafonlar, onlar bunlar. Kadir bayağı arabesk bir tonda söyledi şarkıyı. En sonunda topladı sonra bir şey. Sonra evet çok tatlı arabesk bir şaka yaptı sonunda ama şarkıda duymadık hiç onları. Yani ama niye öyle yaptın Kadir, niye öyle yaptın? Olsun ya, sağlık olsun. Özür dilerim bu arada verdiğim rahatsızlık. Özür dileyecek bir şey yok. Mesela soru şu. Niye bu ton? Birazcık ben size açıklama yapayım. Çünkü dün... Tabii ki hocam. Bu tonun olmaması için elimizden geleni yaptık. Defalarca söyledim. Israr etti bu ton. Evet, ben kendim istedim. Kemanları bile çaldırmadım. Yani istemiyor. Böyle bu tarz istedi. O yüzden tamamen kendi tercihidir. Bilginize. Yani sesini enstrüman evet, gibi kullanmak istediğini hissediyorum. İlk introda öyle bir numaralar yaptın çünkü. Hani... Ama o da sesle bir enstrüman. Tamam. Deniz geldi mi o? O da gömüldü zaten orkestra ama için. Yani, duyulmadı ki. O kadar lezzetsizdi ki. Hani kulaklarımız tırmalandı. Ve senin gibi bir yetenek. 60 puan. Bülent Hanım. Ben bastığı seslerin doğruluğu ve finaldeki hakikaten çok güzel o yapılan efendim şeyler işte keriz dersiniz siz bazen onlardan gibi, mı? Gibi, evet. Gibi gibi. Onun için o finaldeki onun için 70 verdim ama arkadaşlarımın bütün söylediklerine katılıyorum. Neyin iddiası? Sen çocuğum zaten sesinin çok oktavlı olduğunu gösterdin. Ama şarkı söylemek yalnız sesleri düzgün basmak demek değildir. Ruhtur. Eserin icrasında ruhunuzu ortaya koyamazsanız geçmiş olsun El Fatiha. Bu puanı da kanaat notu olarak fazla verdim. Aslında bunu da vermemem lazımdı. Ama düzgün okudunuz tamam ama son derece o baskılar ruhsuzdu. Ruhsuz. Lezzetsiz. Evet. Burada Ebru Gündeş'in kulakları çınlasın. Lezzetsiz derdi. Yani olamaz böyle bir icra. Bir konuya açıklık keşke getirmek istiyorum. Ne açıklığı? Yok Bülent Hanım. Şimdi anlayacaksınız. Belki bundan sonrası için ders olur diye. Çünkü armağanın altını çizdiği neyin
iddiası ya da inadı. Dün biz prova sırasında bunu asla senin şikayet için değil, bundan sonrası için bir tecrübe olsun diye. Çünkü bunu uzun uzun konuştuk. Dünkü provada Bülent Hanım bütün bu hatalar oldu. Dedik ki acaba değiştirmek ister misin? Çünkü çok tehlikeli, hocayla da çalışırken aynı şeyler oldu. Ben dedi yarın kendimi göstereceğim, merak etmeyin dedi. Bu sabah aynı sorunlar yaşandı. Merak etmeyin, ben halledeceğim dedi. Neyinle halledecek? İşte bu, yani bunu kızmak... Halledemedi bir, işte. Bir şey bu, bir tecrübe, çok büyük bir tecrübe. Kadir'ciğim, şimdi sosyal... Türkiye'de yaşayan en... Özür dilerim. Türkiye'de yaşayan en önemli şeflerden biri kendisini ikaz ediyor. Dinle. Kaç senesini vermiş bir şef. Onu ikaz ediyor. Zat-âliniz ikaz ediyorsunuz. İşte bir 20 yaşındaki bir çocuk bu kadar sağlam görüşlü, efendim müzikal manada, siz tabii musikiyi onun kadar bilemezsiniz. Tabii ki, tabii. Sayın hoca gibi. Ama kulak hassasiyetinizden ötürü ikaz etmişsiniz. Biz bunları bilmiyoruz. O zaman demek ki bu çocuk çok dik kafalı bir çocuk. Sesi gibi dik. Peki. Sosyal medyadan bir soru geldi. Onu soracağım. Bir dakika. Siz Cem Adrian'a mı özeniyorsunuz? Bir dakika cevap verme. Cevap reklamlardan sonra. Popstar 2018'e tekrar hoş geldiniz değerli izleyiciler. Canlı yayın devam ediyor. Reklamlardan önce Kadir performansını sergilemişti. Ve bayağı tartışmalı yorumlar geldi. Esasında çok da tartışmalı değildi. Bir fikir birliği vardı performansla ilgili. Deniz Seki 60 puan vermişti. Bülent Ersoy kanaat puanımı kullanarak 70 veriyorum dedi. Ve Armağan Çağlayan en son Kadir'e bir soru sormuştu. Soruyu tekrar alalım, cevabını ilk defa duyacağız. Sen bakalım. Sen mesela Cem Adrian mı olmak istiyorsun? Ne yok bu yok. İddia ne yani? Yok, herhangi bir iddiam yok. Cem Nasıl Adrian. Yok? Konuyla yok, da alakası yok. İddiam yok, ses tonu bu benim. Yani ne kadar çok dize çıkarsam bu kadar çok tırmalıyor. Niye çıkıyorsun o zaman? Bugünlük öyle bir hata yaptım. Hata yaptım yani, oldu. Türk sanatçılardan da sadece Ebru'li Muharrem dinliyorum. Kimi? Ebru'li Muharrem, başka hiçbir... Ebru? Li Muharrem. Ben tanımadığım birisi. Evet. Evet. Seni de zaten bu şekilde kimse dinlemiyor. Peki. Bu arada sevgili izleyiciler, Deniz Seki yanımda. Deniz Seki yanımda ve az sonra şarkılarını canlı canlı seslendirecek. Heyecanla bekliyoruz. Evet. Şimdi Armağan 60 puan Armağan Çağlayan'dan geldi. Kadir'in muhteşem bir sesi var ve kullanmayı da çok güzel becerdi bu zamana kadar hep. Ama bu şarkının türüyle, söylediği şarkının türüyle söyleme biçimi arasında hiç bu kadar fark olmamıştı daha önce. O işte tırnak içerisinde kulak tırmalayan şey oldu galiba. Bir de Armağan Bey'in de dediği gibi tamam senin sesin çok kuvvetli, harika ama onu duyduk zaten. Yani televizyonlarını yeni açan insanlar için de tekrar tekrar böyle bir risk almana gerek yoktu. Benim de yani notum kanaat içerikli 70. 70'te Can Bonomo'dan geldi. Kanaat notları bugün kullanılıyor. Sen bir şey söyleyeceksin galiba. Evet, ben bir şey söyleyeceğim. Bugün bir hata yaptım. Oldu. Konuştukça batıyorsun çocuğum. Konuştukça batıyorsun. Daha bir şey demedim ki hocam. Daha ne diyeceksin? Demin söyledin söyleyeceğini. Sadece bilmem neyi dinliyormuş. Hadi gelsin notlandırsın bakayım o. Söylediğin seni. Uçursun bakayım, göreyim ben. Hadi. Evet. Puanlarımızı aldık. 70, 60, 60 ve 70 geldi. Maalesef gecenin şu ana kadar en düşük puanı oldu. Kanaat notumu kullanmasaydım. Evet Bülent Hanım. Peki.
Puan ortalamayı bir görelim. Bu arada siz de Kadir'e destek olmak istiyorsanız kanalda.com.tr'den oylarınızı gönderebilirsiniz. Kadir'e destek olmak istiyorsanız bu akşam tam zamanı hakikaten. Kadir'e desteklerini... Ortalaması 65 oldu. Evet, bakalım gecenin sonucunda neler olacak. Teşekkürler Kadir. Ve biraz evet tansiyon yükseldi ama şimdi o güzel sesiyle buradaki atmosferi yine çok güzel bir şekilde değiştirecek. Deniz Seki için alkışlar.